Herkese merhabalar, ben Hale. Belki de birçoğunuzun internette beni tanıdığı üzere işim gücüm gezmek Hale. 2015'ten beri dünyayı bisikletimle keşfetmeye çalışıyorum. Bu bağlamda da sizden bisiklet turumla alakalı olarak çok fazlasıyla soru alıyorum. İşte en sık gelen sorulardan bir tanesini bu bölümde cevaplıyor olacağım. Bisiklet turumda yanımda neler taşıyorum? Dünyayı bisikletle keşfetmeye karar verdiğimde 2015'te Şili'de seyahat ediyordum. Şili'den bir bisiklet satın aldım. Daha önce hiçbir uzun yol tecrübem yoktu. Fakat cahil cesareti deyin, özgüven deyin, böyle bir cesaretle yola atıldım. Şili'nin güneyinden kuzeyine kadar pedalladım. Bolivya'ya ulaştım, Bolivya'yı pedalladım. Ardından Peru'ya girdim. Peru'nun kuzeyine kadar pedalladım fakat kuzeyine ulaştığımda bir bisiklet kazası yaptım. Bu bisiklet kazasında ilk bisikletim, Santiago'dan aldığım ilk bisiklet hasar gördü. O bisikletle yola devam edemeyeceğim için bir bisiklet sponsoru arayışına girdim. Türkiye'den bulduğum bisiklet sponsoruyla yeni bir bisiklet yapma kararı aldık. 3 sene aradan sonra da ben de bu vesileyle Türkiye'ye geri döndüm. İlk bisikletimin ardından kendisi Hermes, 2017'den beri yol arkadaşım. Üzerinde gördüğünüz gibi çantalar var. Bu bisiklet çantaları benim evim diyorum. Çünkü bunlarla hiçbir yere geri dönmeden sürekli seyahat halindeyim. İçinde evim, ofisim, evin içerisinde neye ihtiyaç duyuyorsam işte yatağım, yorganım, yemek pişirmek için alet edevatım, kıyafetlerim, yazlık kışlık kıyafetlerim, elektronik eşyalarım hepsi içerisinde, hatta spor salonum içerisinde. Görmüş olduğunuz bu bütün eşyaların içerisine hayatımı sığdırmış durumdayım. Bu videoda da sizinle şimdi teker teker çantaları açıp içerisinde ne eşyalar taşıyorum onları paylaşacağım. Gördüğünüz bütün bu eşyalar hepsi benim kişisel deneyimim sonucunda neye ihtiyacım var o şekilde şekillendi. Oldukça minimal bir hayat yaşıyorum. Bisikletle seyahat etmek de hakikaten beni çok minimal yaptı. Çünkü o yokuşları bu ayaklarla çıkarken hakikaten de sadece ihtiyacım olanı taşımam gerektiğini öğrenmiş oldum. Şimdi hadi başlayalım. Önce ilk gidon çantasıyla teker teker buraya alacağım. İçerisinde neler var sizinle paylaşacağım. Umarım bu videoda da gördüklerinizle beraber siz de bisiklet yolculuklarınızı hafif bir şekilde şekillendiriyor olursunuz. Bisikletimin üstünde 6 parça çantam bulunuyor. Bu çantaların markası Ortlieb, su geçirmez çantalar. Önde 2 tane, ön tekerlekte 2 tane gidon çantam minik. Arkada 2 tane Ortlieb yine çanta var. Onun üzerinde de benim sırt çantam, backpack'im var. Bunların hiçbiri su geçirmiyor. Üstteki benim sırt çantamında yağmurluğu var. Yağmur yağdığı zaman onu geçiriyorum. Çantalarından memnunum. Benimle ilk günden beri seyahat ediyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bu çantaların kendi içlerinde de bir düzenlemesi var. Benim işte yol akışımda, hayat akışımda nelere ihtiyaç duyuyorsam, hangilerine daha kolay ulaşabiliyorsam bu şekilde bir sıralama yaptım. Herkesin kendi düzeni farklı olur. İşte ön gidon çantamda özellikle gün içerisinde sıkça kullandığım ve ihtiyacım olana kolayca ulaşabileceğim şeyler bulunuyor. İçerisinden bir şapka, güneşli zamanlarda bunu kullanıyorum. Bayağı işimi görüyor. Hem güvenlik amacıyla hem de meyve kesmek için, bir şeyler kesmek için kullandığım bir bıçağım var. Her zaman bu yanımda bulunur. Türk bayrağım var. Normalde bu benim bisikletimin arkasındaki çubuğa asılı, seyahat ederken özellikle güzel oluyor. Latin Amerika'da bir Türk hayranlığı var. O nedenle de Türk bayrağını görünce bayağı bir muhabbet açılıyor. Güneş gözlüğüm var. Güneş gözlüğüm normal bisikletçilerin kullandığı bisiklet gözlüklerinden değil, normal gözlüklerden. Diğerleri benim çok şekil olarak hoşuma gitmediği için bunlarla gayet rahat ediyorum. Onun dışında bir tane alyan setim var bu şekilde. Çünkü bazen bisikletin bir yeri gevşemiş oluyor, bir şey oluyor. Hemen çıkartıp bunu kullanabiliyorum. Bunun elimin altında olması hoşuma gidiyor. Burada bir tane power bank'im var. Kullanıyorum 10.000'lik. Bunlar benim bisiklet eldivenlerim. Günlük kullanırken kullanmaya çalışıyorum. Kısa eldivenler. Bu üzerimde gördükleriniz aslına bakarsanız benim bisiklet üstündeyken kullandığım formam, uzun kollu formam. Bir de pedli tight kullanıyorum. Bir tane buff'um var. Bu buff'ı özellikle tozlu ortamlarda ya da güneşli ortamlarda kullanmaya çalışıyorum. Burada kameramın yedek şarjları bulunuyor. Burada da aynı şekilde yine yedek şarjlar. Diş macunum, diş fırçamı da özellikle burada tutuyorum. Çünkü işte öğlen bir yerlerde yemek yiyorsam hemen sık çıkartıp rahatça burada kullanabiliyorum. Bel çantam, bu benim içerisinde işte pasaportumun olduğu, paramın olduğu, kartlarımın olduğu. Bunu bayağı rahat kullanıyorum her yerde. Kulaklığım, güneş kremim, bunu da sıklıkla kullanıyorum. Ardından kuruyan dudaklara bir dudak nemlendiricisi, tuvalet kağıdı, bu da en önemli şey. Diş ipimi de burada tutuyorum. Böyle bir ziplock poşetim var. İçerisinde herhangi bir şey ıslanmaması için genelde bunu kullanıyorum. İşte pasaportumu bazen koyuyorum içerisine. Bu benim kampta da kullandığım işte kafa lambam. Bu her türlü işimi görüyor. Bir de bisikletimin kaskının arkasına taktığım böyle, belki görüyor musunuz bilmiyorum ama kırmızı alarmlı. Gece çok kullanmamaya çalışıyorum bu arada bisiklet. O hatta çok az kullanmışımdır. Kullanmam gerektiği zamanda da bunu kullanıyorum. Son olarak da sizinle hırsızlara karşı aldığım bir önlemi paylaşayım. Bu benim daha önce kullandığım eski, şu an çalışmayan bir cep telefonum. Bu cep telefonunu burada tutuyorum. Çünkü böyle hikayeler duymuştum işte bisikletliyi durdurup cep telefonunu isteyen diye. Yanıltmak amacıyla bu cep telefonunu onlara uzatırım diye. Burada da öyle duruyor. Şu ana kadar hiç olmadı, Allah'tan olmadı ama herhangi bir önlem olması adına gidon çantamda tutuyorum. Onun içerisinde de normalde işte kendi normalde kullandığım cep telefonu da gidon çantamın içerisinde. Sıra geldi ön bisiklet çantalarımda neler var onları göstermeye. Bu ilk çantamda sandaletlerim var. Sandaletlerimi de böyle kolayca katlanıp taşınabilir bir sırt çantasının içerisine koyuyorum. Sırt çantasını arada kullanmam gerekebiliyor, ihtiyacım oluyor. Bu böyle hem denizde hem banyoda çok amaçlı kullandığım sandaletler, oldukça memnunum. Bunu da sırt çantası gibi kullanıyorum. Hem de sandaletlerimi içerisinde taşıyabiliyorum. Hamam var. Bu hamam sıcak yerlerde ya da çadır kuramadığım alanlarda, eğer hamak kurma alanım varsa hamak kurabiliyorum. Oldukça da sık kullandım aslında bunu bakarsanız. Çünkü özellikle Patagonya'da bazı noktalarda hemen iki ağaç arasına bisikletimi gerip, hamamı gerip kullanabiliyordum. Seviyorum hamak kullanmayı. Bu benim sabun kabım. Bunu bana bisikletli bir turist önermişti. Hakikaten çok da işimi gördü. Böyle bir bant, oldukça kullanışlı bir bant. Belki Türkçe'de bir adı vardır, özel olarak söylenilen bir adı vardır ama ben bilemiyorum. Bu böyle oldukça kuvvetli. İşte bisikletin bir yeri yırtıldığı zaman, çantanın üzeri yırtıldığı zaman, benim mesela çadırımın hem altı zemini hem de dıştaki alanı yırtılmıştı. Orayı böyle kopartarak yamadım. Oldukça da iş gören bir bant. Bunu bayağıdır Bu benimle herhalde bir 5 senedir falan benimle, bitmedi. Bitmesinde. Pompamı burada taşıyorum. Ön çantamda, hemen bir ihtiyaç olursa ön çantamdan almak çok kolay oluyor. Onun dışında burada MSR'ın ben ocağını kullanıyorum. Bu arada videonun altına kullandığım malzemelerin markalarını da yazıyor olacağım. İlginizi çekerse, özellikle memnun kaldıklarımı sizlere de zaten söylüyor olacağım. MSR'dan çok memnunum. Öncesinde Bolivya'ya kadar ben Şili'de kartuşlu, bu işte tanklı belki de deniyordur, o tüplerden kullanıyordum. Fakat Bolivya'ya ulaştığım zaman bu kartuşlardan bulmakta çok zorlanmaya başladım. Sağ olsun o dönemde de bisiklet gezgini, Türkiye'nin ilk tur bisikleti satan işte bir bisiklet dükkanı vardı, şimdi kapandı ne yazık ki. Onlar bana hediye etmişlerdi bu ocağı. Oldukça memnunum. Çünkü bir sürü gazla çalışabiliyor. Gelelim benim mutfak setime. Şöyle 2 tane kapaklı tencerem. Bu böyle kabaktan yapılmış bir organik sünger temizlemek için. Bu tencere setinin içerisinden böyle tabaklar da çıktı. İşte hem karıştırmak için, şu şekilde çorba falan almak için. İnanın ben genellikle, ne yalan söyleyeyim yani, Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım, genellikle tencerenin içerisinden yiyorum. Yıkamak bazen zor geliyor çünkü birçok şey olunca. Şu şekilde bir de hep tahta kaşık taşırım. Tahta kaşıkla pişirir, tahta kaşıkla yerim. Bu şekilde benim bu çantanın içerisinde de gördüğünüz gibi mutfak malzemeleri, geneli mutfak malzemeleri, bunları taşıyorum. Şimdi gelin, hazır dağılmışken diğerlerini, diğer çantayı açalım. Diğer çanta da benim aslında mutfak yine eşyalarımla dolu. Ama öncesinde şurada hemen sizinle paylaşayım. Bu benim bisiklet kilidim. Böyle biraz ağır bir bisiklet kilidi. Fakat oldukça faydasını görüyorum. Oldukça güvenli. Bu şekilde hem ağaca sarabileceğin, böyle geniş bir alana sarabileceğin gibi bir kilit sistemi var. Bir de bu şekilde demir. Böyle spiral şeklinde olanlardan vardı bende. Hem bu vardı hem diğeri vardı. İşte genelde bazı yerlerde kolayca onu yapıyordum. Fakat Amazonlarda bir geminin içerisinde bisikletimi taşırken sadece o spiralli olanı kullanmıştım. Ve bisikletimi 2 gün, mahzen denir işte, oraya bıraktım. Bir tüpü bağlamıştım. Fakat tüpü almaya çalıştıkları zaman benim bisikletim de ona kilitli olduğu için o spirali kesmişler. Ve öyle duruyordu benim bisikletim kilitsiz bir şekilde. O bana güzel bir tecrübe oldu. Çünkü bunu öyle kolayca kesemezler. Hakikaten demir ağır fakat güvenli. Hem de bu iş hakikaten, bu uzunluk olayı çok faydalı diye düşünüyorum. Her yerde böyle hemen kolayca düğümleyebileceğiniz, o spirallerin yetebileceği alanlar olmuyor. Onun dışında GoPro'mu bu alanda taşıyorum. Kolayca ulaşıp hemen kameraya çekebilme şansım oluyor. Bu şekilde bir sıcak suyu taşımak için termos taşıyorum. Gördüğünüz gibi o kadar artık yollarda benimle geze geze üzerindeki sırrı gitti. Beni tanıyanlar bilir, izleyenler bilir. Çok fazlasıyla mate çayı içerim. O da bunun kabı. Onun dışında ben bu çantamın içerisinde yolculuğum sırasında ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm gıdaları taşıyorum. Gittiğim yola, gideceğim yol üzerindeki köye, kasabaya, şehre göre bu çantanın ağırlığı değişiyor. Eğer yol üzerinde her gün bir köyden, bir kasabadan geçebileceksem ve gıdaya rahatça ulaşabileceksem yanımda çok fazla gıda maddesi taşımıyorum. Çünkü bunların hepsi benim için bir ağırlık. Fakat ne olur ne olmaz diye mutlaka yanımda taşıdığım 3 şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında ben biraz 4 ama işte yulaf ezmesi, bunu mutlaka yanımda taşıyorum. Sabahları yulaf ezmesi yerim. Beni çok fazlasıyla tok tutar, enerji verir. Fakat yemeğim biter, aç kalırım, herhangi bir yerde kolayca ulaşamayacağım bir yer olur. Bu beni çok tutuyor. Kuru da yiyebiliyorum. Ya da işte soğuk suya koyup onun şişmesini bekleyerek o şekilde de yiyebiliyorum. Ya da hiç suyum bile kalmamış olsa bunu bu şekilde tüketebiliyorum. Kuru üzüm fazlasıyla yanımda bulundurmaya çalıştığım bir kuru yemiş, mercimek. Mercimek 2 günde bir tükettiğim bir yemek diyeyim size. Bunu da aynı şekilde pişirmeme gerek kalmadan bazen suyun içerisine koyuyorum. O suyun içerisinde benimle bir gün boyunca seyahat ediyor. Ardından da ertesi gün pişmemiş halde, o çimlenmiş halde yiyebilme şansım oluyor. Bazı yerlerde çünkü yemek yapma şansım olmuyor ya da çok yorulmuş oluyorum. Yemekle hiç uğraşmak istemiyorum. Onun dışında da dediğim gibi bu çanta boşaldı. Bir de böyle genelde bir poşet taşırım içerisinde, işte ya çöpümü koyarım ya bir şeye ihtiyacım olur. En önemlisini aslında unutmuşum. Böyle bir de kabım var. Bu kabı hep yanımda taşıyorum. Güzel, size de öneririm. Çünkü bazen yediğim yemek arta kalıyor. Ya da işte dışarıda bir yerlerden bir yemek alıyorum ama menü çok zengin olduğu için ben hepsini yiyemiyorum. İçerisine koyuyorum ve ertesi güne ya da işte akşamına yemeğimi bunun içerisinde taşıyorum. Oldukça kolaylık öneririm herkese. Gördüğünüz gibi ön çantalarım bunlardan ibaret. Gelelim bisikletimin arkasında taşıdığım eşyalara. 3 tane çantadan ibaret. Yoga matımı taşıyorum yanımda. Bunu her yerde kullanıyorum. Bir de çadırımın altına koymak için böyle bir plastik taşıyorum yanımda. Brandamsı. Bu oldukça işimi görüyor. Öncesinde ilk yola çıktığım zaman böyle bir şey bulamamıştım. O yüzden nalburdan oldukça kalın bir naylon kestirmiştim. Hem yağmur yağarsa çadırımın üstüne koyarım diye ya da işte yerler pisse, dikenliyse çadırımı daha iyi koruyabilmek için bunu kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Gelelim bu çantanın içerisinde olanlara. Ben bu arada bisiklette seyahat ederken yolumun üzerindeki dağları tırmanmayı da çok seviyorum. Yürüyüş yapmayı da çok seviyorum. O yüzden bu eşyaların içerisinde aslında benim trekking yaparken de işte hiking yaparken de kullandığım eşyalar var. Belki birçok bisikletçi, eğer hiking, işte dağ yürüyüşü sevmiyorsanız belki ihtiyacınız olmayabilir. Fakat ben sevdiğim için yanımda taşıyorum. Bunlar benim yürüyüş botlarım. Bunun içerisi tabii boş değil. Bunların içerisini dolduruyorum. Şu gördüğünüz gibi işte mesela bir tanesinin içerisinde çoraplarım. 2 tane ya da 3 tane en fazla çorap taşırım yanımda. İşte mesela şu an 2'si yedek, bir tanesi normalde gördüğünüz spor ayakkabılarım. Bunlarla bisikletimi kullanıyorum. Hem de koşu yapmak istediğim zaman onları kullanıyorum. Bir tane ayağımda olur, 2 tane de yedek çorabım olur. Tea Tree Oil kullanıyorum. Bunlar böyle sivrisinek ısırıklarına iyi geliyor. Bayağı da bir faydalı bir yağ. Şampuanım bunun içerisinde. Aynı zamanda kantaron yağı taşıyorum yanımda. Bu hem güneş yanıklarına hem normal yanığa oldukça faydalı. Bir de vücudumda da nemlendirici olarak kullanıyorum bunu. Faydalı bir yağ. Burada da yedek iç lastiğim var. Gittiğim yere göre taşıdığım açıkçası iç lastik ya da işte dış lastik değişiyor. Çünkü işte Küba'da mesela pedallarken 2 tane iç lastik getirdim. Çünkü Küba'da bu tarz bisiklet eşyalarının, bisiklet malzemelerinin pek olmayacağını okumuştum, duymuştum. O nedenle de yanında ihtiyacım olabilecek kadar taşıyorum. Ama işte Kolombiya'da gezerken, bisiklette pedallarken ya da Şili'de pedallarken fazladan iç lastiğe gerek yok. Yani birden fazlasına gerek yok. Burada benim bisiklet tamir çantam bu. Bunun içerisinde neler var? İşte bisiklet zincir yağım var. Yedek bisiklet pabucum var. Bir tane pil var. Burada bisikletimi tamir etmek için yama setim var. Bu tarz böyle ihtiyacım olabilecek ve olan, şu ana kadar deneyimle bunların hepsi bende. İşte bisiklet telim, fren telim, vites telim. Bu şekilde bir malzeme çantam var. Bunlar hakikaten de yol esnasında ihtiyacım oldukça aldığım ve kullandığım malzemeler. Böyle bir çanta. Burada benim böyle makyaj malzemelerim ve ihtiyacım olabilecek şeyler taşıyorum. Mesela bu bir citronella spreyi. Bu sivrisineklerden korunmak amacıyla kullanıyorum. tarağım. Bunun içerisinde de kantaron yağım var. Bu böyle bir nemlendirici. Onun dışında bir tane tırnak makasım var. Bir tane böyle minnoş makasım var. Adet kabım bunun içerisinde. Ve makyaj eşyalarım. Çok fazla bir makyaj eşyam yok ama işte bir tane göz kalemim var. Bir tane aynam var. Bir tane böyle farım var. Bir tane de cımbızım var. Bu çantada aynı zamanda ben bilgisayarımı taşıyorum. Çünkü ben dijital bir göçebeyim ve bilgisayar üzerinden paramı kazanıyorum. İnternet üzerinden işlerimi yapıyorum. O nedenle de bunun içerisinde hem laptopum var, hem hard diskim var, hem de bilgisayarımın işte şarjı var. Bunun içerisinde işte iç kıyafetlerim var, iç çamaşırlarım var. Bikinimi taşıyorum. İç çamaşırlarım fikir olması adına söylüyorum. Ben 7 tane ya da 8 tane yedek iç çamaşırı taşırım. Kilot diyelim. Her gün bir tane değiştirecek, bir hafta boyunca ihtiyacım olmayacak, yıkamaya ihtiyacım olmayacak şekilde kullanıyorum. Kimileri petli tayt giydikleri zaman içerisine iç çamaşır giymediklerini söylüyorlar ya da giyinmemesi gerekiyor diye söylüyorlar. Fakat ben iç çamaşırı kullanıyorum. Çünkü bu her gün yıkayabileceğim bir tayt değil. Belki evine işte antrenman yapan insanlar evlerine gidip geldikçe her gün yıkıyor olabilirler. Fakat ben temiz olması adına iç çamaşırı mutlaka kullanıyorum. 2 tane sütyen taşıyorum. Bir tanesi üzerimde kullandığım, diğeri de yedek sütyenim oluyor. Bir de dediğim gibi işte iç bikinilerim güzel günlerde denize girmek için. Onlar dışında bu üzerimde gördüğünüz kıyafetler kirlendiği zaman kullanabileceğim, yıkayana kadar kullanabileceğim yedek hem de kısa kollu bir bisiklet üniformam var. Altında da böyle yıllardır bana eşlik eden bir şortum var. Rahatça kullanabiliyorum. Onun dışında benim burada olmazsa olmazlarım. Bu elbise her zaman farklılaştı. İşte 6 ayda 7 ayda bir değişti. Bir hostelde başka bir kıyafet gördüm. Onu bıraktım. Yerine bende olanı bıraktım. Orada gördüğümü aldım. Ya da biriyle değiş tokuş yaptık. Ya da işte ikinci el pazarında buldum. Böyle bir mutlaka elbisem üzerimde oluyor. Çünkü bu elbise işte gittiğim bir yerde belki gece dışarı çıkmak istediğim zaman ya da gündüz bisiklet kıyafetiyle böyle pazara gitmek istemediğim zaman bunu kullanıyorum. Hem de güzel oluyor. Açıkçası bu bayağı bir iş götürüyor. Ha, bu arada iç çamaşırlarımın arasında bir de kilotlu çorap kullanıyorum. Eğer hava soğuksa kilotlu çorabımı bunun altına giyip kullanıyorum. Üzerine bir ceketimi giyiyorum. Ya da hava sıcaksa işte kilotlu çorap kullanmadan giyiyorum. Bu da benim işte görmüşsünüzdür genelde başıma taktığım bir fular. Bu da biraz böyle kadın olduğumu hatırlattığım, şöyle biraz şıkıdım şıkıdım gezmek istiyorsam kafama taktığım bir fular. Onun dışında bu çantada başka bir şey kalmadı. Burası benim aslına bakarsanız özellikle işte gece yatmak için kullandığım şeyleri barındırıyor. Burada bir tane havlum var. Bu böyle termen havlu. Herkese tavsiye ederim. Decathlon'dan almıştım. Kolayca çabucak kuruyan havlulardan. Bu böyle bir şarong. Bu şarongu da Let's Boho'dan gelmişti bana. Bu oldukça kullanışlı. Belki birçoğunuzun ihtiyacı olmayabilir ama benim çok ihtiyacım oluyor. Çünkü bununla plaja gitmek istediğim zaman mesela plaja kumun üzerine serebiliyorum. Bu havlumu sadece vücudumu temizlemek için kullandığım için böyle kumsala sermek istemiyorum ya da pis yerlere. Bunu böyle kumsala serebiliyorum, belime bağlayabiliyorum, kafama özellikle saçım uzun olduğu için banyo sonrası bunu vücudumu kurularken bununla da saçımın ıslaklığını almış oluyorum. Çok amaçlı hakikaten bazen güneşin altında üzerime bunu örtebiliyorum. Böyle bir örtüm var, şarongum var oldukça tavsiye ederim. Gece yatmak için kullandığım malzemelere benim böyle bir gece içliğim var. Böyle bir içlik. Bunu kullanıyorum gece. Altında da tayt şeklinde bir içliğim var. Çadırda yatarken bu gayet beni koruyor. Şimdi hava soğuk olduğu zaman kullanmak için bir tane berem var böyle benimle her yere gelen. Beni ilk tanıyanlar bilirler. İlk yola çıktığım zaman bisiklet yolculuğumda. Bu benim ilk üniformamdı. Bunun Şili'de ikinci el pazarından almıştım. Böyle üzerinde dünya haritası olan. Bayağı da bunu kullandım. Şu an bunu böyle trekkinglerde yürüyüş yaparken kullanıyorum. O da burada. Eğer hava sıcaksa trekkinglerde ya da koşmak istiyorsam bu da böyle kısa kollu bir işte yine çabuk kuruyan malzemeden yapılmış bir kısa kollu. Onun dışında gece geldik, hava soğuk, çadırın içerisinde ya da dışarıda bunlar benim patiklerim. 2 çift patik taşıyorum yanımda. Oldukça faydasını görüyorum. Soğuk havalarda özellikle Peru'nun Ant dağlarında bunlar benim vazgeçilmezim de. Ve hava soğuk olduğu zamanlarda genelde bisiklet üzerinde o soğuğu çok hissetmezsiniz belki pedalladığınız zamanlarda ama durduğunuz anda hemen böyle bir montum var. Ayrıca bunu trekking yaparken de ya da işte kamp yaparken de bunu kullanıyorum. Bunu da Decathlon'dan almıştım. Oldukça küçülen bir ceket. Bu benim soğuk gecelerde yine üzerime kullandığım bir ceket. Bu da oldukça faydalı. Dedim trekking yapıyorum, yürüyüşler yapıyorum diye o zaman kullandığım bir böyle bir pantolonum var. Ayrıca bu pantolonu hava soğuk olduğu zamanlarda bisiklette pedallarken de üzerime geçiriyorum. Altında taytım, üzerine de bunu giyiyorum. Çünkü özellikle bisikletle yokuş aşağı iniyorsanız ve hava soğuksa hakikaten bu iş görüyor. Böyle bir pantolon ve gelelim buraya. Bu da benim uyku tulumum. Uyku tulumunun da yine aşağıya yorumlar kısmına bilgisini veriyor olacağım. Bu benim kullandığım açıkçası 3. uyku tulumu. İlk önce Güney Amerika'ya geldiğim zaman oldukça baharlık bir uyku tulumuyla gelmiştim. Fakat bisiklet turuma da onunla başladım. Bir hafta sonrasında geceleri soğuktan uyuyamamaya başlayınca Şili'de ilk gördüğüm bir spor malzemeleri satan yerde bulabildiğim bir başka uyku tulumu aldım. Fakat o uyku tulumu da Peru'da oldukça beni üşüttü. Onunla koruyamadım kendimi. O nedenle de böyle yine işte Decathlon'un bir markası, Türkiye'deki Decathlon'da satılıyor mu bilmiyorum ama Simond diye bir marka kas tüyü oldukça da işte -5, -11, -31'e kadar ekstremi böyle bir uyku tulumum var. Oldukça memnunum. Soğuklarda hiç hissetmiyorum. Öyle. Bu çantada boşaldı. Arka çantamda bunlar var. Gelelim şimdi de sırt çantama. Daha önce de söylediğim gibi ben yürüyüş yapmaktan çok hoşlanıyorum. O nedenle de bu büyük sırt çantamı yanımda taşıyorum. Çünkü bazen bisikletimi bir yere bırakıp 3-4 günlük dağ yürüyüşlerine çıkıyorum. O zaman yanımda hem kamp eşyalarını taşımam için hem de kıyafetlerimi taşımam için bu sırt çantası oldukça işimi görüyor. Bunun içerisinde ne var? Öncelikle bu bisikletim biliyorsunuz arka taraftaki çantaların üstünde duruyor. İlk yardım çantam şu ana kadar hiç kullanmadım desem yeridir. Bisiklet kazası yaptığım zamanda da o şok esnasında hiç kullanmak bile aklıma gelmedi. Bilmiyorum o kadar soğukkanlı olabilir miyim kendime bir şey yapabilecek kadar. Çünkü kurumsal hayatta çalışırken ilk yardım eğitimi almıştım ama hiç pratik yapmadım. Bilmiyorum nedir durumu. Şu an hala biliyor muyum? Kullanmakta nasip olmasın diyelim. Bu gördüğünüz benim su filtrem. Gittiğim yerlerde şişelerden su satın almayı tercih etmiyorum sürekli. Çeşmelerden ya da işte nehirlerden suyumu arıtarak kullanmayı tercih ediyorum. Bunu da yine bilgisini yorumlar kısmında paylaşıyor olacağım. MSR'ın bir su filtresi. Yağmurluğumu burada tutuyorum. Yağmurluk hemen ihtiyacım olabilecek yerde. Yağmur yağmaya başladığı zaman üzerime geçiriyorum. Ardından burada matım var. Gece çadırımın içerisinde bunu seriyorum. Bu matı da Deute'den, Şili'den almıştım. Neredeyse işte 5 seneyi geçti benimle birlikte. Ve yuvam. Bu benim çadırım. MSR'ın Hubba Hubba modeli. 2 kişilik bir çadır. 2 kişilik olmasını özellikle tercih ediyorum bisiklet yolculuğumda. Çünkü ben bisiklet eşyalarımı gece uyurken yanıma almayı tercih ediyorum güvenlik açısından. O nedenle de tek kişilik çadırlarda alan dar olduğu için bisiklet çantalarını da koyarsanız sizin için çok alan dar olmuş oluyor. Fakat benim için çadır aslında bir yaşam alanında, bir ev demek aynı zamanda. Bazen yağmur yağıyor ya da o gün canım hiç pedallamak istemiyor, yorgun olmuş oluyorum. Çadırımın içerisinde vakit geçirmiş oluyorum. 2 kişilik olunca çadır eşyalarımı, işte bisiklet eşyalarımı koymuş olsam dahi bana ferah ferah bir alan kalıyor. Bu çadırdan memnun sayılırım. Alt zemini bir dikenli bir ortamdayken hafif yırtıldı. O size daha önce gösterdiğim bantı yapıştırdım altına. Onun dışında sabahları kalktığım zaman hafif nemlenmiş oluyor içerisi. Ama çabucak geçiyor. Oldukça geniş bir alanı var. Tavsiye ederim kullanmak isterseniz. Böyle de onun içerisinde dışında bakıyorum. Bir şeyim kalmadı. Bütün gördüğünüz benim bisiklet turu sırasında kullandığım yaz kış pedallarken 4 mevsimlik burada gördüğünüz gibi malzeme var. Hayatım boyunca kullandığım eşyalar var bisiklet yolculuğumda. İnanın bunların hepsi benim 2015'ten beri tecrübeyle edindiğim deneyimlerle işte bunlar ortaya çıktı. Ne fazlası ne eksiği. Hakikaten tek ihtiyacım olanlar bunlar. İlk yola başladığım zaman, çıktığım zaman ihtiyacım olmayanları da taşıyordum. Ama her yokuşta ihtiyacım olmadığını hissettiğim, düşündüğüm şeyleri geride bırakmayı öğrendim. Bisikletle seyahat etmek beni hakikaten minimalize etti. Minimalist bir hayat yaşamamı sağladı. O yüzden çok teşekkür ediyorum da bisiklet yolculuğuna başladığım için. Gördüğünüz gibi işte bunlar size umarım bir fikir olmuştur. Umarım soru işaretlerinize cevap olmuştur. Varsa hala da sorularınız yorumlara bırakırsanız memnuniyetle cevaplamak isterim. Videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmadıysanız, abone olursanız memnun olurum. Beni desteklemiş olursunuz. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.